Kadriyana. Otur oğlum, otur. De hele oğlum, şu işin aslı astarı nedir? Komutan, nedir durum? Adamlardan diğeri ifade vermiş. Ebru'nun bıçakladığını söylemiş. Ebru bıçakladıktan sonra korkup kaçmış. Akla gelen şey de Fırat'ın oraya geldikten sonra manzarayı görünce de... Aşkını kurtarmak için bıçağı eline alıp ben yaptım dediği. İşte durum bu. Yok. Yok, benim aklım almıyor. Ben düşüneyim, düşüneyim. Böyle bir şey aklım almıyor. Ebru böyle bir şey asla yapmaz. Ana neyi almıyor? İşte durum ortada. Sosyete gününe saldırdılar. O da can haliyle bıçağı taktı. Bizimkisi de cengaverlik yaptı. Komutan, bu durumda sosyete gülü ne kadar ceza alır? Kesin olarak bilemem. Ama bu hastanedeki adamın durumuna bağlı. Olayda ağır tahrik ve ihaneye tecavüz var. Yani adamlar da sağlam pabuç değiller. Bunların hepsi göz önünde bulundurulur ama bu tamamen hakimin takdiri. İyi diyeyim. Yapacak bir şey yok. Adaletin karşısında boynumuz kıldanınca. Kendal, avukat falan ayarla. Sen merak etme ana. Komutan, Fırat'ı bu durumda sararlar değil mi? Yalan ifade eden davası devam eder ama tutukluluğu kaldırılır. İşte şimdi adalet yerini bulacak. Ebru'yu bir görsek. Çocuklar zaten yanında Kadriyana. Aslında bugün de burası yoğun, denetleme var. Aslında mahkemeye çıkmadan önce kimseyle görüştüremiyoruz. Ana, komutanı zor durumda bırakmayalım istersen. Ben Ebru'yu görmeden şuradan şuraya gitmem. Of ana ya. Kızım, siz ne vakit geldiniz deseydiniz ya. Rahatladın mı? Bu da senin başının altından çıktı değil mi? Yet kız, manyak manyak konuşma. Anam bıçaklamış herifi işte. İfade vermiş. O adamı seni tutmadığını nereden bileyim? Bana bak, elimde kalıcın ha. Çocuklar, hadi siz eve gidin. Onlar biraz daha benimle kalsınlar Kadriyana, ben getiririm. Hadi ben Ebru'yu göreyim. Tamam, olur. Sen beni dışarıda bekle. Kızlar, siz de beni odamda bekleyin. Ya ana, amma severmişsin sosyete gülünü ha. Bekle bekle, ağaç oldum ya. Kendal, bir avukat ayarla. Fırat'ın davasına bakan buna da baksın. Bakar anacığım, bakar. Enikleri nerede? Kendal, doğru konuş. Oğuz daha sonra getirecek. Konuş iyiler. Kendal, ikisini de çıkart ha. Ana, kaç defa diyeceğim sana. Tamam, ayarlayacağım. Fırat'ı zaten sabaha salarlar. Sonrasına bakarız. Ulan sosyete gülü, sen benim başıma hep belam olacaksın ha. Ne oldu lan? Ağam, dediğim gibi adamın durum fena değil ama kapıda jandarma bekliyor. Ayısının ifadesini versin diye. Ulan bana bak, ters bir şey olursa biteriz. Ucu bize dokunur. Ben de seni ateşe atmaktan çekinmem bilesin. Aman ağam, bir yolunu buluruz. Bul, mutlaka bul. Buhar olup odaya mı sızayın, adamı geberteyin mi, kaçırayın mı, ne yapayım edeyim, bul. İfadesini bizim istediğimiz gibi verecek. Yoksa gebersin geçsin, anladın mı? Anladım. Lan sen niye geldin? Ya adam ayılırsa? Hasta bakıcının birine para verdim. Bir hareket olursa beni arayacak. Bir ha demeye mi kaldık yani ha? Git başından ayrılma sakın. Ağam, adamın etrafında çok dolanıp dikkat çekmeyeyim diye biraz uzak kalayım dedim. Sen de dikkat çekme lan, haydi! Ya,
Yani sonuç avukat, sonuç. Lafı uzatma. Fırat kendi yaptığını söylüyor. İşin içinde iş var diyor. Amma uzattın kahramanlığı be Fırat. Bir şey mi dediniz? Yok bir şey, devam et sen. Yani her şey aslında bıçaklanan adamın ifadesine bağlı. Olur da adam ölürse o zaman ne olacak? Her ne kadar haneye tecavüz ve nefsi müdafaa da olsa Ebru Hanım için felaket olur. İşimiz var bizim. Teyzem kızı haklı. Beste kargaya uysun gözüm. Ya ben buna kaç para verdim ya? Ya ana, sen böyle bir terbiyesizliğe nasıl izin verebiliyorsun ki? Özlem, bana bir oyun mu edeyim? Ne oyunu ağam, ne diyorsun? Özlem, biri geliği yazı bırakıyı, biri geliği kasayı açıyı. Soyulduk mu? Eh Özlem, bana bir oyun edeyim ama bu sana pahalıya patlayacak diyeyim sana. Söyle Özlem! Ağam, ne oyunu, ne diyorsun ya, bir bilsem. Ulan! Özlem kız iyi numara çektin ha. Ne diyorsun be? Ne numarası? Ve hala numara yapıyor. Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. İyi görüşelim ama sık olmasın. Hadi işim var, kapatıyorum. Oyun da ediyor, numara da çeviriyor. Hem de hepinize. Ben içinde ne olduğunu bilmeden o anahtarı sana bırakır mıyım ya?
Hem de öyle bir oyun ediyorum ki hepinizin canını ot tıkayacağım. Ana! O ne ya? Ana! Olmaz! Neden böyle gece gece? Çekil önümüzden Emine abla. Biz gidiyoruz. Kızlar, derdiniz mi siz? Biz gidiyoruz. Tövbe bismillah. Bizi hiç istemediniz. Emine! Ne oluyor? Ana, kıza gitmek istiyor. Kızım nereye gece baktı? Sizin istediğiniz de bu değil miydi zaten? Gidiyoruz biz, size ne? Girin içeri ulan, bir de sizinle uğraşmayalım haydi. Kızım nereye gidiyorsunuz gece gece? Fırat abinin evine gidiyoruz. Ne işiniz varmış abimin evinde? Düşün artık teyzem oğlunun yakasından. Ananız suç atar, kızları evine konar. Ne arsız mısınız be? Yeter be, yeter! Ne gidebiliyoruz, ne kalabiliyoruz. Ne gönderiyorsunuz, ne rahat veriyorsunuz. Ya benim annem hapiste, annem. Bir kere bunu düşündünüz mü? Bir kere kendinizi bizim yerimize koydunuz mu? Yeter artık, ben dayanamıyorum. Yeter! Yeter. Kardeşlerini yalnız bırakma oğlum. Haydi sen de onlarla git. Jandarma bir dakika bile ayrılmıyor kapının önünden. Hemşireye sordum. Kuruma iyiye gidiyor dedi. Bana bak Kazım, bitir şu işi. Eğer konuşursa biteriz. Anlayayım mı? Biteriz. Haydi. Anladım ağam, anladım. Şafak kaç derdim? Batarsa 63. Batırmışsın işte ya. Yemişsin askerliği. Hayırdır içeridekinin suçu ne? Bilmem. Beklediler, bekliyoruz. Yenge vardır mutlaka ha? He, var. Yol gözlüyordur. Bunlar geçen bölüm kanlı bıçaklıydı. Ne biçim hikaye bu be? Gel Haydi, herkes yatsın artık. Yapacak bir şey yok. Sosyete Gül'ü içeri, Deyzem oğlu dışarı. Enikleri de başımıza kaldı. Ana yapmış mıdır sahiden? Bismillah. Ana. Gel.
Ana nereye bu saatte? Hayırdır? Gel dedim. Ya vallahi billahi öleyim de kurtulayım ya. Bana doğruyu söyle Kendall. Senin bu işte bir parmağın var mı? Bak aklıma bir türlü şey geliyor. Ha, daha önce neler yaptım biliriz. Adım çıkmış 9'a, enmez 8'e. Ayağına taş değse benden biliniz. Adamın biri ifade vermiş. Fırat bıçaklamışken niye Ebru desin? Fırat'ın da neden ben yaptım dediği ortada. Ama yok, sen her şeyi benden bileyim. Çünkü ana sen böyle alıştırdın kendini de herkesle. Kendall! Ne ana Kendall, Kendall, Kendall. Al işte duymak istediğim sana. Tamam, onu da ben yaptım. Oldu mu? Bunu desem nasıl olmuş diye sormayacın mı? Hemen inanacın ha? Adamın ifadesi, Fırat'ın aşkı sana hiçbir şey anlatmıyor değil mi? Bunu ben desem itiraf diyecin. Ana, çünkü sen beni suçlu görmeye alıştın. Ana sahi ya, benim ne suçum var? He? Benim ne bitmez tükenmez günahım var ana. Bakıyorum da keyfiniz yerinde. Sesleneyim duyan yok. Duymadım ha. Kusura kalma gündem yoğun biraz. Bir gün benim elimde kalacağın ama dur bakalım. Herkes nerede? Sabahtan Ebru yengenin yanına gittiler. Baran zaten onlar yanında. Ne gelin sevgisiymiş kardeşim. Ben çıkayım. Kahvaltı etmedin abi. Yok sağ ol. Sosyete gülü olmayınca boğazımdan geçmeyin. Geçiyorsun Fırat abi. Destur. Ulan! Yetti artık lan. Söyledik durmadın. Uyardık dinlemedin. Bana bak Fırat! Karısın karışma sen! Sana bunun hesabını sormaz mıyım ha? Sen de uydun ya sosyete gülüne. Topunuz göreceğiniz bakalım neler olacak yakında. Kasım, hemen git adamın başında nöbet tut. İş çığırından çıkmaya başladı. Deyzem oğlu peşimizi bırakmayacak. Haydi ne bekleyin daha? Gidiyordum ağam ama Fırat gelince. Hemen git, iş halletmeden de gözüme görünme haydi. Olur ağam. Hepinizden kurtulacağım. Hepinizden.